Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Rahmetlik Turgut Özal özüyle, sözüyle dört başı mamur bir Müslümandı. Yakından tanıma imkanı oldu. Ve çok vefalı davrandı. Kıtmiri ne hakkıdır onun, ne haddine Çankaya'ya davet edilme. Defaatle davet etti. Ben seni arka kapıdan içeriye alırım dedi. Öyle bakıyordu o meseleye. Fakat ben size zarar verir diye kabul etmedim daveten. Hiçbirini kabul etmedim. Zannediyorum bu işe şahit olan insanlar da vardır. Kabul etmedim, onun için kabul etmedim. Yakında birisinin öyle bir teklifini de yine onun için kabul etmedim. Bir yönüyle şimdi biri sizinle görüşünce hemen ona bir nam takılıyor, o da o mülahazayla mahkum ediliyor. Efendim, onu öyle bir duruma düşürmemek için kabul etmedim. 80 senesi, 80 senesinden 86 senesine kadar ben dolaştım sağda solda. Kaçmadım yani. Mesela bir örnek olarak arz edeyim. O günlerde askeri kışlalarda askerlik yapan ne kadar arkadaşımız varsa bazılarını iki defa, bazılarını üç defa askeri kışlaya gittim, ziyaret ettim. Billboardlarda resmim vardı, isim de yazılıydı. Umursamadım ben onu. Arkadaşlarıma belki de aklım ermez öyle derinliklere. Belki de arkadaşlarıma boş verin bir şey yok. Bu da geçer yahu filan demek için askeri kışlaların içine girdim. Askerlik yapan arkadaşlarla görüştüm. En son Burdur'daki arkadaşları bir sene evvel de bu arkadaşı ziyaret etmiştim. Demek ki o zaman deşifre olmuşuz. Yakın takip almışlar. Sonra ikinci kez o mübarek yakın tarihte vefat eden Hazreti Üstad'ın benim vekilim dediği Mustafa Sungur, onun oğlu Nur Sungur, bir dönemde Kıtmir'in de talebesiydi, Kestane Pazarı'nda. Bu askerde onu ziyarete gittim, tespit etmişler, derdest ettiler, silah dayadılar, karnıma silah soktular, içeriye götürdüler. Bunu o zaman başbakan duyunca rahmetli Turgut Özal, evet o da başbakandı, başkaları da başbakan. Hakkı olmayanlar Allah o fırsatı vermesin. O gece dahiliye vekilini, hariciye vekilini, adliye vekilini topluyor hususi gece. Fethullah Hoca'yı diyor falan yerde derdest etmişler derhal. Salıversinler onları. Sabah bizi uyardılar, ifadeye çağırdılar. Biraz sonra birisi geldi dedi ki, yahu bu gece bütün telhatları birbirine karıştı. Başımıza iş açacağız. Bırakalım bunları gitsinler. İzmir beni aratıyordu. Nihayet onlar dediler ki, biz aramıyoruz Burdur dedi. İzmir arıyormuş, İzmir'e götürelim sizi. Olur dedik. İzmir'e getirdiler. Beni arayan emniyet müdürü, şef, istihbarat şefi, istihbarat müdürü hepsi geldi. Elimi sıktılar. Hocam çok geçmiş olsun falan dediler. Yani siz beni arıyordunuz. Vallahi aramıyorduk sizi dediler filan. Ağırlığını koyduğu zaman bu insanca bir ağırlık koymaydı. Allah onu da Efendimiz de Firdevs ile sevindirsin beraber. Firdevs ile sevindirsin. Sadece o değildi. Hizmetin yeni Asya'da yayıldığı dönemde yine Kıtmir'e haber gönderdi, şahitleri var. Ben dedi hususi okullar adına referans olmak için gidiyorum. Niye arkadaşlar gelmiyorlar diye Kıtmir'e haber gönderdi. Ben de bir iki arkadaşa rica ettim, burada var arkadaşlar. Hususi gitti Asya'da dolaştı, bir daire çizdi. Ve uğradığı her devlet reisine dedi ki, ben bu işe kefilim yani, bu arkadaşlara kefilim. Bırakın okul açabildikleri kadar açsınlar. Emanet, bir Turgut Özal emanetidir bu. Ahirette davacı olur yani o. Ve geldikten sonra da bir iki gün sonra ruhunun ufkuna yürüdü.
Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'la beraber haşrileşir olsun inşallah. Süleyman Bey nereye koyarsanız koyun, Cumhurbaşkanı iken belki 30 tane devlet başkanına mektup yazdı. Neden? Milletimize müyesser olmuş böyle bir hizmetin devam ve temadisi adına nereye koyarsanız koyunuz. İnsanlık damarıyla, bir yönüyle dine olan saygısı damarıyla, kendi vatanından meydana gelen esasen fedakar bir kısım kimselerin hizmetlerini alkışlama hesabına rahatlıkla bu mektupları yazmıştım. Evet, onun açısından da bu mesele bir emanettir. Bir de Süleyman Bey'i ahirette hakkınızda davacı haline getirmeyin. Ben 50 tane mektup yazdım. Siz niye bu işi yolda yarı bıraktınız? Yürüdüğünüz doğru yolda neden takılıp yolda kaldınız? Der yani. Onun hesabına da bu yaptığı şeyler inşallah onun vesile-i saadeti olmuştur diyelim. Herkes hakkında üstün zannımız var. Bir garip şey daha anlatayım size. Bülent Ecevit, yetiştiği kültür ortamı itibariyle bahiste bulunmayacağım. Evine gittim ben, Ankara'da da evine gittim zirvedeyken. İstanbul'da da evine gittim. İnanın, yemin ederek söylüyorum. Ben bir kıtmirim sadece. Fakat 30 sene, 40 sene cami kürsülerinde halka bir şeyler anlatmaya çalıştım. O da bunun hatırına, yemin ederim size, ceketinin düğmelerini, ceketini düğmeleyerek karşıladı. Televizyona geldi, aynı saygıyla karşıladı. Dahasını söyleyeyim size, Amerika'da henüz 5-10 tane okul varken, bir arkadaşımız yanına sık sık gelip gidiyor, ismini vermeyeceğim, birilerini rahatsız eder. Sık sık yanına gelip gidiyor. Yanına uğradığında diyor ki, Amerika'da 10 tane mi, 20 tane mi charter school açıldı. Bu okullarda talebenin %30 nispetinde seçmeli Türkçe öğreniyor deyince yerinden diyor kalktı, sevindi heyecanından. Amerika'da da Türk dili öğretiliyor dedi. Ve kendi zirvedeyken ben Vatikan'a gittim o zaman. Büyükelçiye telefon etmiş, büyükelçi bir gün, iki gün, üç gün bizden ayrılmadı, rehberlik yaptı. Ta Papa ile görüşmeye gideceğimiz zaman bana saygıyla eğildi, dedi ki, hocam bu sizin ziyaretiniz resmi olmadığından dolayı ben resmi bir devlet memuruyum. Müsaade buyurursanız ben buna iştirak edemeyeceğim dedi. Protokol bilmiyorum ben. O da bu mevzuda bir civametlik sergilemiş ve o okullara arka çıkmıştı. Bir yönüyle onun da sizin sırtınıza yüklediği bir emanettir. Bugüne kadar herkes Allah'ın izni inayetiyle bu işe sahip çıktı. Sahip çıkanlardan Allah ebeden razı olsun. Bu arada Abdullah Gül Bey'in bir iki yere telefon ettiğinde şayanı şükran ve takdir olarak yad etmeden geçemeyeceğim. Problemin olduğu bazı yerlere telefon etti, onu da şükranla yad ederim. Ama birileri de var ki, Güney Afrika'da Selimiye'nin tipik bir örneği yapılıyor, külliye yapılıyor, sağlık sitesi yapılıyor, yurt yapılıyor, okul yapılıyor. Orayı gezmeye gidiyor, duvarın kenarından geçiyor, rica ediyorlar, bir içeriye girseniz. İnadından içeriye girmiyor. Hasedine yenik düşüyor. Ve daha sonra da o haset ona daha korkunç tahribatlar yaptırtıyor. O hasedin önü alınmayan çağlayanına bir kere yelken açtıktan sonra günah deryasından, haset deryasından, hemz deryasından, lemz deryasından geriye dönmeye fırsat bulamıyor. Mukayese yapın. Kullun ya'malu ala şakilatihi. Kur'an diyor. Kul de ki kullun ya'malu ala şakilatihi. Herkes karakterinin
gereğini sergiler. Biri yapındır, açındır, öbürü de üst üste kapatındır, yıkındır, önünü alındır, durdurun bunları der. Çünkü bunlar dünyayı sulayacaklar. Dünyanın toprağın kuvve-i imbatiyesinde yeni bağlar ve bahçeler meydana getirecekler. Zinhar buna fırsat vermeyin. Zira timar ederlerse Buharistan Gülistan'a döner, Bostan'a döner, Bağistan'a döner. Benim ne Gülistan'a, ne Bostan'a, ne de Bağistan'a tahammülüm yoktur. Çünkü ben bir har çocuğuyum. Bana da haristan düşer. Sana haristan düştüm.